Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size videoya nasıl altyazı eklenir, video nasıl kesilir, videolar nasıl birleştirilir, videoya nasıl müzik eklenir bununla ilgili bir program önereceğim. Arkadaşlar normalde bunların hepsi ayrı ayrı bunların hepsini ayrı ayrı yapan programlar var ama ben size sadece tek bir video programı önereceğim. O da FreeMake Video Converter adlı program. Bu programı açayım. Siz bunu internette herhangi bir siteden alıp indirebilirsiniz. Zaten ismini yazdığınızda hemen gelir internette. Google'a hemen yazarsanız gelir. Şimdi burada nasıl yaptığımızı göstereceğim. İlk önce bir altyazı dosyası oluşturma nasıl oluşturulur onu göstereyim. Arkadaşlar ilk önce mouse sağ tuşuna tıklıyoruz ve buradan metin belgesi açıyoruz. Metin belgesine istediğiniz ismi verebilirsiniz. Açtığımız metin belgesinde ilk önce sayı olarak 1 yazıyorsunuz. Yani bu 1 ne demek? İlk altyazının geleceği yer demek. Ve burada süreyi ayarlamamız gerekiyor. Süreyi de salisesine kadar yapmamız gerekiyor. Örneğin ben mesela bir video açtım. O videoyu da göstereyim hemen size buradan. Eklediğim videoyu burada. Bir Vine videosu uzun bir. Şuradaki işlemler kesmek. Kesme işlemini burada yapıyorsunuz işte arkadaşlar. Onu da göstereyim kısaca. Burada yapacağımız işlem. İlk önce buna geçmeden önce bir alt yazıyı tamamlayalım. Örneğin videomuzdaki saniyeleri görmek için videodaki kaçıncı saniyede, kaçıncı salisesine kadar bilmemiz gerekiyor. Ama bunu bu şeyde göremiyoruz. Video Converter'da yok bu. Onun için size önerebileceğim şey şu. Salisesine kadar görmek için Movie Maker'dan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben araştırdım hiç bulamadım. Bir tek bunda var galiba. Movie Maker'da salisesine kadar gösteriyor. Hata yapmadan altyazıyı ekleyebilirsiniz. Önce videoyu buraya ekleyelim. Pardon. Videoyu yan tarafa ekledim. Videoyu ekledikten sonra buradan açıyorsunuz. Hemen sesini de açayım size de gelsin. Hemen saniyeye bakalım. Konuşma ağzına getirdiğiniz anda zaten şuradan yavaş bir şekilde geriye alabilirsiniz. Bakın ağzını açmaya başladığı anda alt yazı giriş süresine bakacağım. Mesela 0040. Bunu şöyle yazıyoruz. Hemen göstereyim. Çift 0 2 nokta üst üste yine çift 0 2 nokta üst üste. Bu saati, ilk çift 0 saati, ikincisi dakikayı, üçüncüsü saniyeyi. Burada saniye de 0 şu anda. 40. salisede arkadaş konuşmaya başlıyor. Buna da yine çift 0 yapıyoruz. Ve virgül atıp 400 yazıyoruz arkadaşlar. 400 yazmamızın sebebi burada saniyenin binde biri olduğu için 400 yazıyoruz. Ondan sonra şu şekilde devam ediyoruz. 2 tire atıyoruz. Ve şu işareti yapıyoruz. Küçüktür işaretini yapıyoruz. Daha sonra boşluk bırakıp tekrar aynı şekilde. Bu başlangıç demek oluyor ilk yazdığımız sayı. Şimdi bitiş süresine bulmamız gerekiyor. Onu da videodan bulalım hemen. Buraya kadar. Buraya kadar olan kısım nedir? 1 virgül biraz daha alabiliriz aslında. 1.53'e kadar alalım. 1.53 iyi galiba. Buradan da yazalım hemen. Çift 0 çift 0 0.1 çünkü saniye 1 virgül 530 yazıyoruz. Bu bitiş saniyesi. Şimdi arkadaş burada ne dedi? Hemen bakalım. Neden yemek yapmadın diyor. Onu hemen yazalım. Ne haber? Neden yemek yapmadın diyor. Onu hemen yazalım Türkçesini. Ne haber? Neden yemek yapmadın? Yapmadın. Şimdi bunu hemen arkadaşlar, ben uzun sürmesin diye ben size direkt istediğiniz süreleri de göstereyim hemen. Ben yatıyordum diyor. Onun sürelerini buradan ayarlayabilirsiniz. Kendiniz zaten süreleri görünüyor. Oradan sahnelerin sürelerini yazıp altına da diyalogları yazabilirsiniz. Diyalogları yazdıktan sonra diyelim hepsini bitirdiniz. Buraya kadar geldi video. Bitti. Artık video.com şeye gerek kalmadı. Movie Maker'a. Onu kapatalım. Hayır diyelim. Kaydetmeyelim. Şimdi bu yaptığımız dosyayla işlemimiz hala bitmiş değil. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyorum arkadaşlar size. Şimdi diyelim bunu yaptınız. Bundan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz. Yani 6 alıyorsunuz. Bir boşluk daha 2 yazıyorsunuz. Bakın alt. Bir boşluk bırakmazsanız eğer
Bütün konuşma aynı sahneye sığdırılmış oluyor. Bir boşluğu bırakın. Daha sonra yine tekrar aynısı gibi çift sıfır işte. Ya, çift sıfır. Yine çift sıfır. İşte ondan sonra süreyi yazarsınız burada neyse. Ben sallıyorum şimdi. 2,40 diyelim. 400 tire yine aynısı gibi yukarıdaki işlemin aynısı. Yine aynı bunu 4 çift 0 çift 0 2,40 2,90 diyelim. 90 da bitiyor. Aynısını yapıyorsun işte. Şey neyse. Konuşma neyse onu yazıyorsunuz. Bu böyle böyle uzar. 3, 4, 5, 6 diye gidersiniz eğer sahne ne kadar uzunsa, video ne kadar uzunsa. Arkadaşlar bunda yapacağımız şey şöyle. Basit. Dosyaya giriyoruz. Farklı kaydete tıklıyoruz. Farklı kaydete tıkladığımız zaman burada dosyanın ismini herhangi bir şey yapalım. Benim ismimin ismi ve B yazayım. Bir oğlum B'si. B'yi yazdıktan sonra bu böyle bitmiyor arkadaşlar. Nokta koyuyorsunuz. Uzantısını SRT yapıyorsunuz. Metin belgeleri diyor. Tüm belgelere çeviriyorsunuz bunu. Ve şu kodlama sistemini de UTF-8'e çekiyorsunuz. Bu şekilde kaydet diyorsunuz. Ve bu şekilde kaydetmiş oluyor. Tamam. Şimdi bunu kapatalım. Kaydettiğimiz dosya burada. Videomuz da burada. Şimdi video konvertörü tekrar açalım. Şimdi video konvertörde şeyi nasıl ekliyoruz? Alt yazıyı burada no subtitles yazıyor. Yani alt yazı yok yazıyor. Siz burada add subtitles diyorsunuz. Yani alt yazı ekle diyorsunuz. Hemen gelelim burada. Demin yaptığımız B dosyasıydı. Hemen bunu açalım. Açtıktan sonra arkadaşlar şimdi burada videoya bunu alt yazı eklemiş olduk. Bir sorun olmaması için şuradan videonun eklenmiş alt yazılı halini görebilirsiniz. Buradan eklenmiş haline bakın. Eklenip eklenmediğini oradan karar verebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi videoya alt yazı eklenmiş oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. O XXX'i sadece örnek olsun diye yaptım. Bütün videoyu yapmayayım çünkü çok uzun sürer. Bu kadar yaptım. Arkadaşlar bunu ekledikten sonra şöyle bir durum var. Yani siz alt yazıyı eklediniz. Bu gayet normal bir şey. Şimdi videoyu kapatalım. Şimdi size videoda nasıl müzik eklenir onu da göstereyim. Hemen videoyu tekrar ekleyelim. Aynı videosun. Farklı bir videonun üzerinden göstermeye gerek yok. Arkadaşlar burada sound olan yer gösteriyor. Yani audio. Audio'ya istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Müziği ekleyebilirsiniz. Mesela bu kendi sesi olduğu için kendi sesinden veriyor. Ama siz bunun kendi sesini yerine farklı bir ses ekleyebilirsiniz. İşte mesela burada örnek müzikler var. Bunlardan birini ekleyebilirsiniz ve müzik eklenmiş olur. Oradaki o şekilde şey, bir tane ekleyeyim mesela ben size. Hemen şunu ekleyeyim mesela. Eklenmiş halini şuradan görebilirsiniz bakın. Bu şekilde yapıyorsunuz. Videolarda nasıl üst üste ekliyorsunuz arkadaşlar onu da göstereyim. Mesela bu video var. İlk başa attığınız videonun birleştireceğiniz videoların başında çıkar. Başka bir video olsun diyelim. Onu da altına onu attınız. Onu da altına onu attınız. Bu ikinci video olur. Videonun sıralaması baştaki budur. Sonra bu, sonra bu, sonra bu şekilde gider. Videolarda şu Join Files kısmını açmanız gerekiyor. Off şu anda kapalı. Şimdi şu şekil yaptığımız zaman açılmış oluyor. Eğer ben bunu bu hepsinin birleştirilmesi de şu ek başta görünür zaten. 1 dakika 24 saniye sürüyormuş. 3 adet dosya var. 1, 2, 3. Doğru. Burada değiştireceğimiz dosyanın uzantısını yapıyoruz. İşte MPEG olabilir, MP4 olabilir. AVI'ye çevirebilirsiniz. WMV'ye çevirebilirsiniz. Böyle işte. Normalde AVI'ye çeviriyorsunuz. Burada basarsınız. Gelen kutuda ben 720p yapıyorum şu şekilde. Siz isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Buradan da yerini ayarlıyorsunuz. Convert diyorsunuz. İşlem tamamlanıyor ve işlemimiz bitmiş oluyor. Herkese kolay gelsin.